İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden 2016 yılında mezun oldum. 2011 girişliyim. Hazırlıkla beraber toplamda 5 senede bölümümü tamamladım. Şu anda da yaklaşık bir 4 yıldır Zeo adında bir dijital pazarlama ajansında çalışmaktayım. SEO analisti görevim var. Açıkçası çok gurur verici bir şey. Çünkü öğrencilik yıllarımızda da sürekli üniversitemize gelen konuşmacıları hani hayranlıkla izliyorduk, takip ediyorduk, bütün seminerlere katılıyorduk. Yıllar sonra da acaba biz de bir gün gelip konuşur muyuz diye düşünürken bugün Mezunlar Kulübü'nün de desteğiyle bir konuşma gerçekleştirdik. Açıkçası dediğim gibi gurur verici bir şey. Evet, aslında söyleyebiliriz. Yani Kültür Üniversitesi üniversite yıllarım çok güzel geçti benim açıkçası. Yani sadece derslerim haricinde sosyal aktivitelerde de çok yer aldım. İşte dans kulübünde yer aldım, rugby takımında yer aldım. Bunlar çok güzel deneyimlerdi. Genel olarak güzel bir üniversite hayatı yaşadığımı söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Bölüm derslerimiz haricinde, tabii ki bölüm derslerimiz mutlaka aldığımız yazılım dersleri etki etti iş hayatımızda ama en çok aslında üniversitedeyken ben çok staj yaptım. Üniversitenin imkanları sayesinde, yine mezunlarım sayesinde ya da üniversitede Kırmızı Ekip adını verdiğimiz kurumsal iletişim biriminde çok çalıştım. Bunların hepsi aslında insan yönetimi konusunda ya da iş takibi konusunda, deadline'lar konusunda beni çok geliştirdi. İş hayatıma oldukça pozitif katkısı oldu. Akademik başarım iş dünyasında daha önemli, sosyal hayat mı daha önemli diye düşünürsek aslında ben ikisini de eşit oranda etki ettiğini düşünüyorum. Burada kritik nokta yaptığınız işi sevebilmek aslında. Bir de iş dünyası aslında insan ilişkileri üzerinden dönüyor. O yüzden sizin sosyal hayatınız ne kadar kuvvetliyse, üniversite zamanınızda ne kadar çevre yaptıysanız ya da ne kadar stajda yer aldıysanız bu iş dünyanıza da aslında iş hayatınıza da o kadar pozitif etkisini görebiliyorsunuz. Yıllarıma geri dönecek olursak ne değiştirmek isterdim? Ben hazırlık eğitimini çok önemseyen biriyim. Üniversite okurken de bunu çok önemsiyordum. Kültür Üniversitesi de bu konuda aslında çok başarılı bir üniversite. Aynı zamanda çok köklü bir geçmişi olan bir üniversite. Bu yüzden değiştirmek isterdim demeyeyim ama hazırlığa daha fazla zaman harcayıp, üniversite hayatım boyunca da çok daha fazla staj yapıp, çok daha yurt dışı deneyimi yaşamak isterdim. Benim kişisel yurt dışı deneyimlerim oldu. Ancak akademik bir şekilde yurt dışına çıkmak çok farklı bir tecrübe katıyor insana. Aynı zamanda sadece yazın zorunlu stajlar değil, kışın da okurken bir yerlerde staj yapmak ilerisi için de sektör için çok faydalı. Ben daha çok staj yapmak isterdim muhtemelen. Üç kelimeyle Kültür Üniversitesi dersek şunlar geliyor aklıma. Kültür zaten direkt geliyor çünkü bu anlamda çok kuvvetli bir yönü var İstanbul Kültür Üniversitesi'nin hem de Akın Güç Auditorium'unun. Çok güzel sanatsal etkinliklerimiz oluyor. Bu açıdan aslında insanı ruhen de çok doyuran bir üniversite hayatı size sağlıyor. İkinci kelimem eşitlik olurdu. Üniversitedeki herkesin eşit şartlarda her imkandan faydalanabilmesi gayet mümkün Kültür Üniversitesi'nde. Üçüncü kelimem de imkan olurdu. Kültür Üniversitesi hakikaten hem mezunları, hem öğretmenleri, hem de tüm çalışan personelle beraber bir öğrenci aslında istediği tüm imkanları sunabiliyor. İsterseniz üniversite hayatınızda çalışabiliyorsunuz, bir yandan ek gelir kazanabiliyorsunuz. İsterseniz staj deneyimleri konusunda size yardımcı olan hocalarınız var, birimler var bununla ilgili. Bu açıdan üç kelimem bunlar olurdu. Mezun İlişkileri Kulübü bence Kültür Üniversitesi'nin tam olarak ihtiyacını karşılayan bir noktaya temas ediyor. Çünkü her zaman mezunlarla öğrenciler arasında bir kontak olması çok önemli. Üstelik Kültür Üniversitesi gibi aslında çok köklü bir geçmişi olan bir üniversitenin, bu kadar mezun vermiş bir üniversitenin mutlaka iş hayatıyla akademik hayat arasındaki bağı sağlaması gerekiyor. Bu açıdan da mezunların gelip tecrübelerini aktarması tamamen Mezun İlişkileri Kulübü sayesinde gerçekleşiyor diyebilirim. Aynı zamanda hükümet tarafı da oldukça güçlü. Şu an öğrencilere bir tavsiyem olsa ne olurdu diye düşündüğüm zaman mutlaka başlarda da söylediğim gibi daha fazla staj yapmaları gerekiyor. Daha fazla yurt dışı deneyimi yaşamaları gerekiyor. Ben şu an çalıştığım yere aslında burada üniversite hayatındayken tanıştığım farklı bir mezun sayesinde buldum. Ve şu an çok sevdiğim bir işi yapıyorum. O yüzden üniversite hayatındayken sadece akademik hayatta kalmayıp mümkün olduğunca insan tanımak, mümkün olduğunca sektöre erkenden girebilmek, farklı sektörler deneyebilmek oldukça önemli. Bu tarafa biraz daha ağırlık vermelerini öneririm tüm öğrencilere.